Merhaba arkadaşlar, 6. sınıf oran konusunu anlatıyorum. Oran nasıl bulunur? Oranlardan biri verildiğinde diğerini nasıl buluruz? Yeni nesil sorular da çözüyorum. Birimli oran ne demektir? Birimsiz oran ne demektir? Bunların hepsini bu videoda anlatıyorum arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar oran hakkındaki bilgilerimize bakalım. İki çokluğun birbirini bölünerek karşılaştırılmasına oran denir arkadaşlar. Oran şu şekillerde ifade edilebiliyor. Gördüğünüz gibi kesir şeklinde iki nokta üst üste ve slash işaretiyle gördüğünüz gibi bunlar A'nın B'ye oranı gibi farklı şekillerde gösterimleridir arkadaşlar. Karşılaştırılan çokluklarda kesirlerde olduğu gibi genişletme ve sadeleştirme yapılabilir arkadaşlar. Şimdi hemen aşağıdaki örneğimize bir bakalım. 150 cm'nin 180 cm'ye oranını bulalım diyor. Arkadaşlar 150'nin 180'e oranını soruyor. O zaman paya 150'yi yazarız. Paydaya da arkadaşlar 180'i yazarız. Burası önemli. Hangisinin paya, hangisinin payda yazılacağı önemlidir. Bunu ayırt etmelisiniz arkadaşlar her zaman ilk verilen oluyor. 150 cm'nin 180 cm'ye oranı deyince ilk verilen 150 olduğu için paya yazılıyor arkadaşlar. Şimdi oranladık yani böldük. Ee, peki ne yapabiliriz? Biz bunu sadeleştirme yapabiliriz. Onunla sadeleştirdiğimizde sıfırlar gider arkadaşlar. 15 18 18'de 3 ile sadeleşebiliyorlar. 3'e böldüğümde 5. 3 ile sadeleştirdiğimde yine 6 oluyor. Gördüğünüz gibi 150'nin 180'e oranı 5 bölü 6'dır diyebiliyoruz arkadaşlar. Oran bölme şeklindedir. Diğer sayfamız sorumuza bakalım. 30 kişilik bir sınıfta 13 erkek öğrenci vardır. Sonra kız öğrencilerin sayısını erkek öğrencilerin sayısını oranı diye bize maddeler veriyor. O zaman biz bir de kız öğrencilerin sayısını bulalım. Şimdi sınıf mevcudumuz 30 kişi arkadaşlar. Bunun kaçı erkek? 13'ü erkek vermiş bize. Peki kaçı kız? 30'dan 13 çıkarsa arkadaşlar 17'si de kız oluyor. Topladığınızda 30 ediyor. Evet şimdi bakalım. isterseniz şunlara da A B C ve D diyelim ve aşağıya çözelim. A'ya bakalım. A ne diyor arkadaşlar? Kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına oranını soruyor. Yani kız paydaya yazıyor. Kızların erkeklere oranını soruyor arkadaşlar. Kızlar kaç kişi? 17 kişi. Erkekler kaç kişi? 13 kişi. O zaman kızların erkekleri oranı 17 bölü 13'tür diyebiliriz. Peki şimdi de B şıkkına bakalım. Ne diyor? Erkek öğrencilerin sayısının kız öğrencilerin sayısına oranı. Yani bu sefer erkekler payda arkadaşlar kızlar payda da erkeklerin kızlar oranı. Kaç kişiydi erkekler? 13'tü. Kızlar kaç kişiydi? 17 idi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın sayılar aynı ama sıra farklı. Kızların erkekler oranı böyle. erkeklerin kızlar oranı ise bu şekilde. Buraya dikkat edin. Peki gelelim C şıkkına. Ne diyor? Kız öğrencilerin sayısının sınıf mevcuduna oranı. Kızlar arkadaşlar kızların sınıfa oranı. Evet. Peki Kızlar kaç kişi? 17. Sınıf kaç kişi arkadaşlar? 30. Bu da 17 bölü 30'dur diyoruz. diyoruz. Peki D şıkkına bakalım. Ne diyor? Erkek öğrencilerin sayısının sınıf mevcuduna oranı. Bu sefer de erkeklerin sınıfa oranını soruyor arkadaşlar. Erkekler payda, sınıf ise paydada. Erkekler 13 kişiydi. Sınıf mevcudu kaçtı? 30 kişiydi. Evet, oran bu şekilde bulunuyor arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. Evet. Şimdi burada daire, kare ve üçgen şekilleri verilmiş. Yukarıda verilenlere göre karelerin sayısının üçgenlerin sayısına oranı 3/5'tir. bölü 5'tir. Peki maddeler verilmiş. İfadelerin hangileri doğrudur diye bize soruyor. Şimdi bakalım. Arkadaşlar kare kaç tane? Pardon, daire kaç tane? 4 tane. Kare kaç tane? 3 tane. Üçgen kaç tane? 5 tane. Peki karelerin üçgenlere oranını soruyor. Kareler kaç tane? 3 tane. Üçgenler 5 tane. Oranı nedir? 3 bölü 5'tir arkadaşlar. Birinci ifade doğrudur. İkinci ifadeye bakalım. Dairelerin sayısının karelerin sayısının oranı 4 bölü 3'tür. Bakın dairelerin karelere oranı. Daireler başa yazılacak. Kaç tane? Dört tane. Evet. Kareler kaç tane? 3 tane. Gördünüz mü? 4 bölü 3'tür. Bu ifade de doğrudur. Üçüncü maddeye bakalım. Daire ve üçgenlerin sayılarının toplamının karelerin sayısına oranı 3'tür. Bakın bize şunu diyor. Dairelerin ve üçgenlerin sayılarının toplamının karelere oranını soruyor. Daire kaç tane? 4 tane. Üçgen kaç tane? 5 tane. Peki kare kaç tane arkadaşlar? 3 tane. 4, 5 daha 9. Böyle 3'ten ne olur? 3 olur. Kare 3'tür diyor. Evet bu ifade de doğrudur. O zaman aradığımız cevap 1, 2, 3 hepsi doğru. Değişiklidir diyoruz. Evet diğer sorumuza bakalım. Bir kutuda bulunan 25 ampulün 8'i kırıktır. Buna göre sağlam ampullerin kırık ampulleri oranı kaçtır diyor. Arkadaşlar sağlam diyor. Demek ki sağlamları bulmamız gerekecek. Toplam kaç tane ampul var? 25 ampul var. Bunların kaçı kırık? 8'i kırık. Kaçı sağlam o zaman arkadaşlar? 17'si sağlam. 25'ten 8 çıkarsa 17 17 tanesi sağlam ampul. Bana neyi soruyordu? Sağlamların kırıklara oranını soruyordu. Yani paya sağlam gelecek. Paydaya da kırıklar gelecek. Peki sağlamlar kaç tane? 17 tane. Kırıklar kaç tane arkadaşlar? 8 tane. Aradığım oran 17 bölü 8 A diyoruz. Diğer sorumuz. Evet Farklı bir soru tarzı. Bir kutuda bulunan zarflar ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Peki buna göre bu kutuda bulunan mavi zarf sayısının kırmızı zarf sayısına oranı kaçtır diye bize soruyor. Sorduğu şey mavilerin kırmızılara oranıymış. Peki. Hemen bakalım bilgiler. Şöyle de yazalım isterseniz. E, mavi, sarı ve kırmızı sayılarını şuraya yazalım. Evet kutuda mavi, sarı, kırmızı renkli toplam 18 zarf var. Bunların toplamı 18'miş arkadaşlar. Tamam. Kırmızı zarflardan 7 tane bulunmaktadır. Kırmızılardan 7 tane var. Peki. Sarı zarflar mavi zarflardan bir fazladır. Sarılar mavilerden bir fazlaymış. Evet bunları da yazdık. Peki bilgiler bu kadar ve mavilerin bana kırmızıya oranını soruyordu Arkadaşlar şöyle diyelim şimdi 18 taneymiş ya toplam bunun 7'si kırmızı olduğuna göre geriye ne kadar kaldı 11 tane kaldı bu 11 tane mavilerin ve sarıların toplamı değil midir Evet diyelim ki hani birbirinden bir fazlaymış bunların sayısı eşit olsaydı diye düşünüyorum Eğer ki bunların sayısı eşit olsaydı ikiye bölecektim 5 kere 2 10 kalan ne? Bir Bakın bir tane kalan vardı. Var. O zaman ikisi de 5 5 olsaydı kalanlardan birini de eklediğimde arkadaşlar biri de 6 oluyor gördüğünüz gibi. Biri 5, biri 6 olabilir. Toplamları 11. Bir. Ve biri birinden bir fazla. Değil mi kalanı da eklediğimde? Çok güzel çıktı. O zaman şöyle diyebilir miyim? Maviler, e, bakın sarılar mavilerden bir fazla. Maviler 5 olursa sarılar da arkadaşlar 6 olur. Gördüğünüz gibi. Peki bana neyi soruyordu? Mavilerin kırmızıya oranını soruyordu. Maviler kaç tane? 5 tane kırmızılar. 7 tane arkadaşlar. O zaman cevap 5 bölü 7'dir diyoruz. Ve A şıkkıdır diyoruz. Evet arkadaşlar buraya kadar oranı bulmayı görmüştük. Şimdi bundan sonra da oranlar verildiğinde sayıları nasıl buluyoruz onu anlatacağım. Peki başlığımız şöyle. Oranlardan biri verildiğinde diğerini bulma. Arkadaşlar soru çözümüyle başlıyorum konuma ve çok güzel sorular çözüyorum. Kaçırmayın. Peki bir sınıftaki kızların sayısının erkeklerin sayısının oranı 3 bölü 4 ise kızların sayısının sınıf mevcudun oranı kaçtır diye bize soruyor. Arkadaşlar hemen bakıyorum. Kızların erkeklere oranı. O zaman kızlar başa erkeklerde payda yazılıyor. Neymiş? 3 bölü 4'müş oranı. Arkadaşlar bu ne demektir? Bu şu demektir. Kızlar 3 kişi olduğunda bakın erkekler kaç kişi olur? 4 kişi olur. E, sınıf mevcudu kaç kişi olur? 3, 4 daha 7 kişi olur arkadaşlar. Sınıf mevcudu. S dedim. Şuraya yazalım. Sınıf mevcudu. Eğer sayılarımız bu şekilde olursa sınıf mevcudumuzda 7 kişi olur. Peki bana neyi soruyordu? Kızların sınıf mevcuduna oranını soruyordu. Kızların sınıfa oranı. Bu demektir. Kızlar kaç kişi? 3 kişi olduğunda sınıf kaç kişi oluyor? 7 kişi oluyor. Gördüğünüz gibi kızların sınıfa oranı da 3 bölü 7'dir diyoruz arkadaşlar. Peki diğer sorumuza bakalım. Bir sınıftaki 36 öğrencinin kaç tanesi kız olursa erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısına oranı 2 olur. Bakın, ee, şimdi şurası bir dursun diyor ki erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısına oranı yani erkeklerin şöyle diyelim kızlara oranı demek bu demek ne olurmuş 2 olurmuş. Evet. Şimdi arkadaşlar bunun paydasında görünmeyen bir 1 var. Doğru mu? 2 demek aslında 2 bölü 1 demektir. Peki o zaman ben şöyle diyebilir miyim? Erkekler 2 olduğunda kızlar 1 olur. Peki sınıf kaç olur? 3 olur. 2 bir daha 3. Değil mi? erkeklerin sayısı 2 olduğunda kızların sayısı 1 olur. Orana göre sınıf mevcudu da 3 olur. Peki bana ne diyordu? Bir sınıfta 36 öğrenci var diyordu. Peki bu sınıf 3 kişi değilmiş de arkadaşlar 36 kişiymiş. Değil mi? Yani kaç katına çıktı? Gördünüz mü? 3'ün kaç katı 36'dır arkadaşlar? 12 katı. Nasıl bulduk? 36'yı 3'e böldük. Şöyle de bölelim isterseniz. 6'da 2. Peki 12. Gördüğünüz gibi ne oldu? Çarpı 12 diyelim. 36 oldu. O zaman biri de arkadaşlar her bir ifadeyi 12 ile çarpıyorum. 1 çarpı 12. 12. Kızların sayısı 12 imiş. Peki erkeklerin sayısı kaçmış? 2 çarpı 12'den arkadaşlar 24'müş. Gördünüz mü? Peki çünkü oranlarda sadeleştirme, genişletme olduğu için burada sadeleştirip vermişler 2 bölü 1 arkadaşlar. O yüzden biz sadeleştirmeden önceki hallerini buluyoruz. 12 ile sadeleşmiş demek ki bu sayı diyoruz. Ve 12 ile çarparak eski hallerini buluyoruz. Peki bana ne diyordu? Kaç tanesi kız olursa diyordu. Kaç tanesi kızmış? 12 tanesi kızmış arkadaşlar. Cevap 5 şıkkıdır diyoruz. Buraya dikkat edelim. Peki diğer sorumuza bakalım. Evet bakın bu çok güzel bir soru. Dikkatlice izleyelim. Bir kasadaki elmaların 2 bölü 5'i çürüktür. Buna göre kasadaki elma sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi toplam elma ve çürük elma sayılarını vermişler. E aslında şuraya sağlam elma deseydi daha da güzel olabilirdi. Neyse peki önce oranı bir okuyalım. Elmaların tamamı arkadaşlar 5 taneymiş. Bakın oran bana bunu ifade ediyor. 5 ise elmaların tamamı. Kaç tanesi çürüktür arkadaşlar? 2 tanesi. 2 bölü 5 diyor ya. 2 tanesi çürük. Kaç tanesi sağlamdır? 3 tanesi de sağlamdır. Şu an sağlamlarla işim yok ama e, oranı nasıl okuyacağımı size göstermek istedim. Bu demektir. Şimdi bana ama şöyle vermiş. Çürük elmaya göre yapın demiş. Peki bu soruları nasıl yaparız? İki yöntem var. Önce iki yöntemi şöyle göstereyim. Ee, zaten bana e, elmaların 2 bölü 5'i çürüktür demek arkadaşlar. Çürüklerin elmaların tamamına oranı 2 bölü 5'tir demek toplam elmaya oranı. Peki şuraya bakıyorum. Burada A şıkkında çürüklerin arkadaşlar toplam elmaya oranı nedir? Çürükler 4 tanedir. Toplam elma kaç tanedir? 10 tanedir. Peki 2 ile sadeleşebiliyor. 2'ye böl 2. 2'ye böl 5. Ne oldu? 2 bölü 5 oldu. Verdi mi arkadaşlar? Verdi. A şıkkı olabilir diyoruz. Tik attık. B şıkkına bakalım. Çürük elmaların sayısı, çürüklerin toplamlara toplam elma sayısının oranı. Çürükler 8 olduğunda Toplam elma sayısı 20 oluyormuş. Acaba oranımı veriyor mu? 4 ile sadeleştirelim. 2, 4 ile sadeleştirelim. 5, 2 bölü 5 oranını verdi. Gördünüz mü? Demek ki B şıkkı da olabilirmiş. Peki C şıkkına bakalım. Şimdi çürüklerin toplam elmaları oranı çürükler kaç taneymiş? 6 taneymiş. Toplam elma da 15 taneymiş. 3 ile sadeleştirdiğimde 2 arkadaşlar. 3 ile sadeleştirdiğimde 5. Gördüğünüz gibi 2 bölü 5 oranını verdi. C şıkkı da olabilir diyorum. Peki D şıkkına bakalım. Çürüklerin toplam elmaya oranı. Çürükler 25'miş. Toplam elma sayısı da 50'ymiş arkadaşlar. 25 sadeleştir 1. 25 sadeleştir 2 arkadaşlar. 1 bölü 2 verdi. Gördüğünüz gibi 2 bölü 5'i vermedi. Aradığım cevap hani olamaz dediği cevap D şıkkıdır diyoruz. Diğer yolda şu arkadaşlar. İkinci yolumuzda şu şekilde bulabilirsiniz. Şimdi normalde toplam bakın elmalar toplam 5 tane. Toplam elma sayısı 5. Hepsi 5, değil mi? Şöyle bir yazalım. Peki çürük elmalar kaç tane? 2. Onu da şuraya yazalım. 2 2 2 2. E şimdi bakalım. Burası ne olmuş arkadaşlar? Normalde 5'te oranımıza göre 2 katına çıkmış. O zaman bu da 2 katına çıkacak. Çıktığında 4 oluyor mu? Oluyor. Demek ki oldu diyoruz. Kaç katına çıkmış? 4 katına çıkmış. 4 kere 5 20. O zaman burası da 4 katına çıkacak. Çıkmış mı? 4 kere 2 8 çıkmış. Peki bakıyorum kaç katına çıkmış? 3 katına çıkmış. Burası da 3 katına çıkacak o zaman. Yani bu demek ki 3 ile sadeleştirilmiş ki bu şekilde olmuş. 3 katına çıktı 6 oldu mu? Oldu. Kaç katına çıkmış arkadaşlar? 10 katına çıkmış. O zaman burası da 10 katına çıkacak. Kaç olacak? 20 olacak. Kaç olmuş? 25 olmuş. Aradığım yanlış cevap D'dir diyorum. Bu da diğer yolu arkadaşlar. Hangi yol hoşunuza giderse. Peki diğer sor sorumuza bakalım. Bir sınıftaki erkek öğrencilerin kız öğrencilerin sayısının oranı 2 bölü 3'tür. Peki bakın şöyle diyor. Erkeklerin kızlara oranı 2 bölü 3'müş. Peki. Bu sınıfta 12 erkek öğrenci olduğuna göre peki 1, 2, 3, 4 maddeleri verilmiş ifadelerden hangileri doğrudur diye bize soruyor. Hemen şuraya yazalım o zaman. Erkeklerin kızlara oranı neymiş? 2 bölü 3'müş. Peki bu oran eğer diyor ki sınıftaki erkek öğrenci şöyle diyelim. O zaman bu orana göre ben nasıl okuyorum bu oranı? Erkekler 2 olduğunda kızlar 3 oluyormuş. Doğru mu? Arkadaşlar bu yani 2'nin katı sadeleştirilmiş ya bu. Bu da 3'ün katı şeklinde olabilir. Peki hemen bakıyorum. O zaman e, ne diyor bana? Erkekler e, 12 olduğuna göre. Peki erkeklerin 12 olması demek ne demek? 6 katına çıktı demek. 2'nin 6 katı arkadaşlar 12. O zaman 3'ün de 3 de 6 katına çıkması gerekiyor. Çünkü demek ki 6 ile sadeleştirilmiş oran 2 bölü 3 bulunmuş. Böyle düşünüyoruz. 6 ile genişlettiğimde ne çıkar? 18 çıkar. Demek ki erkekler 12 kızlar da 18 kişiymiş. Birinci madde diyor ki kız öğrenci sayısı 18'dir. Doğru mu? Doğru. Erkekler 12 ise kızlar 18 çıkıyor. Doğru. İkinci maddeye bakalım. Sınıf mevcudu 30'dur. Peki erkekler 12, kızlar 18. O zaman sınıf toplam 30'dur diyebilir miyiz topladığımızda? Evet o zaman sınıf mevcudu 30'dur ifadesi de doğrudur. Peki üçüncü maddemiz kız öğrencilerin sınıf mevcuduna oranı 3 bölü 5'tir. Kızlar kaç kişi? 18 kişi. Sınıf kaç kişi? 30 kişi. Şöyle de diyelim isterseniz. Kız bölü sınıf. Evet. Ne yapalım? 6 ile sadeleştirelim. 6'ya böl 3, 6'ya böl 5. Ne oldu? 3 bölü 5 oldu. Evet 3 bölü 5 diye vermiş. Demek ki 3. ifade de doğrudur. 4. ifade. Eğer bu sınıfta 15 kız öğrenci olsaydı sınıf mevcudu 20 olurdu diyor. Peki normalde oranımız neydi arkadaşlar? Erkeklerin kızlara oranı 2 bölü 3'tü. Kızların sayısı 15 olsaydı. Diyor. Sınıf mevcudu. O zaman erkekleri bulalım. 15 olması demek 5 katına çıktı demek. O zaman burası da 5 katına çıkacak. Kaç olacak arkadaşlar? 10 olacak. E 10 erkek 15'te kız var. Sınıf mevcudu ne? 25 olur. Bana ne demiş sınıf mevcudu? 20 olurdu demiş. Hayır, sınıf mevcudu 25 olurdu. 4. ifade yanlıştır diyoruz. Hangileri doğrudur? 1, 2 ve 3 doğrudur. Cevap D şıkkıdır. Evet arkadaşlar şimdi size iki tane yeni nesil soru çözeceğim. İlk sorumuz şöyle. 72 tane boncuğun yarısı 2 bölü 7 oranında diğer yarısı da 1 bölü 5 oranında iki gruba ayrılıp az olanları küçük kavanoza çok olanları büyük kavanoza doldurulacaktır. Buna göre büyük kavanozdaki birliği sayısı küçük kavanozdaki birliği sayısından kaç fazladır diye bize soruyor. Şimdi sorumuzu okuduk. Şöyle şunu demek istiyor. Adım adım çözüyoruz arkadaşlar. 72 tane boncuğun yarısı diyor. Yani toplam şöyle diyelim. 72 tane boncuğumuz var. Yarısı ne demektir? 36 demektir. 2'ye böldüğümüzde e diğer yarısı da 2'ye ayırdık. Bakın 36 36 diye ikiye ayırdık. Toplamı 72 oluyor. Peki yarısı 2 bölü 7 oranında yani şu 36'nın bir yarısını 2 bölü 7 oranında arkadaşlar. Diğer yarısını da 1 bölü 5 oranında iki gruba ayırıyorum. Şimdi az olanları küçük kavanoza Az olan ne? 2. Yani küçükler çok olanlar da büyük kavanoza. Çok olan ne? 7. Demek ki küçüğün büyük Kavanozdaki boncuklara oranı 2/7'ymiş. Böyle düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi önce burayı yapalım, sonra sağ tarafı yapalım. şöyle isterseniz öyle diyelim. Ee, az olan bir çünkü küçüklerin, küçük kavanozdakilerin, büyük kavanozdakilere oranı demektir bu. Peki buraya kadar tamam. Şimdi bu ne demektir arkadaşlar? Küçükle küçük kavanozda 2 varken Büyük kavanozda 7 vardır demek. Doğru mu? Toplam kaç demek arkadaşlar? 9 demek bu da toplam. Ama 9 tane boncuk yok ki toplam. Toplam 36 boncuk var. Kaç katıdır? 4 katıdır. O zaman şunların da 4 katını alarak çözebiliriz. Bu bir yol. Diğer yolu da şu arkadaşlar. Şöyle birazcık kağıdımı da kaydırayım. Şimdi buranın 2 ve 7 olmadığını biliyorum ben. Çünkü boncuklarım 9 tane değil 36 tane. O zaman ben buna şöyle diyorum arkadaşlar. 2'nin katı küçük olanlar 2'nin katı kadar, büyük olanlarda 7'nin katı kadar. Şimdi ben bu katının k'sini kalsını alayım arkadaşlar. Küçüklere 2k diyeyim, büyüklere de 7k diyeyim. Olur mu? Yani bu k oradan geliyor. Sen istersen a, de, b, de, c, d ne istersen de. Peki toplam kaç tane o zaman? Toplam 9. Yani 9'un katı kadar. 9'un katını da 9k diye şöyle yazabilirim. Peki bu 9'un katı kaç oluyor? Yani toplam boncuk sayısı 36'ymiş vermiş zaten bana. 36. 36'yı 9'a böldüğümde k'yi bulmaz mıyım arkadaşlar? 36/9 bölü 9. o da nedir? 4'tür. Gördüğünüz gibi k'yi katı 4 olarak buldum. Yani 4 katıymış hepsi birbirinin. Onu bulduk. Zaten şuradan da görebilirsiniz. 9'un 4 katı 36'dır. O zaman şunların da 4 katını alarak bulabilirsiniz. Ama sorularda bu şekilde de çözülebiliyor arkadaşlar. Bu yolu da görün. Peki katı 4 bulduk. O zaman küçük de 2'nin katıymış ya. 2 çarpı 4'ten 8 tane var. Büyük de de 7 çarpı 4'ten 28 tane boncuk var. Toplamı 36. Gördünüz mü? Evet. Şimdi bu yarısını çözdük. Gelelim öbür yarısına. Öbür yarısı da 1 bölü 5 oranında ayrılmış. Peki o zaman küçükleri, küçük kavanozdakilerini 1 dediğimde büyük kavanozdaki boncuklara da 5 diyorum. 5 tane diyorum. Toplam kaç tane? 6 tane. Ama 6 tane değil 36 tane. Demek ki arkadaşlar katı şeklinde yani küçükler 1'in katı k de diyebilirim ama buna da 1a a katı olsun. Büyüklere de arkadaşlar büyüktekine de 5'in a katı olsun. Küçüğe o zaman 1'in a katını verelim. Büyüğe de 5'in a katını verelim. K demin dikti. De, bu sefer a dedik. Peki toplam neydi? 6 tane yani bakın 6'nın a katı. Bu neye eşit? Toplam 36 onu biliyorum. 36'ya o zaman a'yı bulmak için ne yapıyorum? 36'yı 6'ya bölüyorum. Nedir? 36. 6'ymış. A dediğim şey de 6'ymış arkadaşlar. Demek ki 6 katı şeklindeymiş. Yani toplam 6 ya 6'nın 6 katı 36. Bakın toplam 36. O zaman biri de 6 ile çarpayım. Küçük kavanozdakiler 6, büyük kavanozdakiler de 6 çarpı 5'ten 30 diyebilirim. Hemen yapıyorum o zaman. 1 çarpı 6'dan Küçük kavanozda 6 tane, büyük kavanozda da 5 çarpı 6'dan 30 tane diyorum. Evet çözdük buraya kadar. Şimdi ben, benden ne istiyordu? Bana diyordu ki büyük kavanozdaki bilye sayısı küçük kavanozdaki bilye sayısından kaç fazladır diyor. Peki toplam küçük kavanozda ne kadar oldu? 8 burada. 6 burada arkadaşlar. Kaç? 14. Evet. Büyük kavanozda kaç oldu? Şöyle yapalım. 28 buradan 30 da buradan gördüğünüz gibi 58 oldu arkadaşlar. Peki kaç fazladır? 58 eksi 14 8'den 4 çıktı 4. 5'ten 1 çıktı 4. Gördüğünüz gibi 44 fazladır diyoruz. Evet. Bu sorumuz bu şekildeydi. Diğer yeni nesil sorumuz arkadaşlar. Evet, şöyle kaydırayım. 9 tane boncuk ve tahta blok üzerinde iki çubuğu olan bir düzenek kullanılarak iki basamaklı sayılar aşağıdaki kurala göre oluşturulmaktadır. Şimdi bu 9 tane boncuğumuz var ve gördüğünüz gibi tahta bloklarda şu görüntüde. Peki, düzenekteki çubuklarda en az 3'er boncuk bulunmalıdır. Onlar ve birler basamağındaki rakamların bir dışında ortak böleni olmamalıdır. Tercihe bağlı olarak da 9 boncuktan istenilen sayıda kullanılabilir diyor. Evet şimdi örnekle daha iyi anlayacağız. Örneğin yandaki düzenekte oluşturulan sayı 43 olup neden arkadaşlar? Bakın onlar basamağına 4 tane boncuk dizmiş ve birler basamağına da 3 tane boncuk dizmiş. Yalnız bakın ee, ne diyordu? En az üçer tane yani 3'ten daha az koyamaz. Her bir bloda Peki 4 tane burada, 3 tane de burada. Onlar basamağı, birler basamağı. Bu sayı kaçtır? 43'tür diyor. Ve toplam 7 tane boncuk kullanılmıştır. Bakın 4 burada, 3 burada. Toplam 7 tane de boncuk kullanılmıştır. Ve 4 ile 3 şu maddeye bakıyorum. Bir dışında ortak böleni olmayacak. 4 ile 3'ün ortak böleni yok bir dışında. İkisini sadece bir bölebilir. Başka bir sayı yok. Evet bunları yaptıktan sonra bu şekilde yazılabilecek iki basamaklı en büyük sayının en küçük sayıya oranı kaçtır diye bize soruyor. İkisi de iki basamaklı olacak arkadaşlar. Büyük sayının en büyük sayının en küçük sayıya oranını soruyor. Şöyle birazcık kaydırıyorum. Evet. Şimdi hemen sorumuzu çözelim. Arkadaşlar en büyük sayıyı bulmaya çalışalım şimdi. En büyük şimdi isteğe bağlı olarak 9 tane boncuğun hepsi de kullanılabilir diyor. Şimdi ben büyük sayı oluşturacağım için 9 boncuğun hepsini de kullanayım ve diyeyim ki 9 boncuğu onlar basamağına yerleştirdiğimde birler basamağına 0 kalır. Bu sayı 90 olur ama olamaz çünkü 0 koyamam. En az 3 koymam gerekiyordu. Bu sayı olamaz. Peki 8 81 olsaydı Yine bir de olamaz. En az 3 koymam gerekiyordu. O zaman en az 3 koyalım. 2 de olmaz. En az 3 koyduğumda birler basamağına. Buraya da 9 tane boncuk kullanacağım ya. Yani 3 burada 6 tane kalıyor. 63 oluyor sayı. Ama olamaz. Neden? Çünkü 6 ile 3'ün birden başka bölenleri var. 3 böleni var değil mi? Ama sadece ortak böleni 1 olması gerekiyordu. Ama burada 3 de var. O zaman 63 de olmuyor arkadaşlar. Peki o zaman şuraya 4 verdiğimde 9 boncuğu kullanmak istiyorum ya en büyük sayıyı oluşturmak için. Buraya ne kalıyor? 5 kalıyor. 5, 4 daha 9. Peki 5 ile 4'ün bir harcında ortak böleni var mı? Yok. İkisini de sadece bir sayısı ortak bölüyor. O zaman bu sayı en büyük sayı 54 olabilir diyoruz. En büyük sayıyı bulduk. Şimdi en küçük sayıyı bulalım. Arkadaşlar en küçük sayı içinde. Şimdi sayı onlar basamağı küçük olacak ki değil mi? Sayım küçülsün. En küçük ne verebilirim onlar basamağına? Bir veremem. Neden? Çünkü en az 3 tane boncuk koyabiliyormuşum. 2 de veremem. O zaman en az 3 ver verdim. Burası 3 olduğunda şuraya da en az verelim. 33 olsun. Ama bunların bir harcında ortak böleni var. Bir de 3 bölenleri var. O yüzden 33 olmadı arkadaşlar. Çünkü 3'ü de 1 haricinde 3 böleni var ikisinde de. Peki burası 3 kalsın. Çünkü sayıyı küçük tutmaya çalışıyorum ya. En az 3 olabilir onlar basama. Burayı da 1 artıralım 4 olsun. 34 sayısı. Peki 3 ile 4 sayısının arkadaşlar 1 haricinde ortak böleni var mı? Yok. Gördüğünüz gibi. E toplam 7 tane boncuk kullanmış oldum. Sorun yoktu. İstediğim kadar kullanabiliyordum. O zaman ben en küçük sayıya da 34 diyebilir miyim? en küçük sayı. Peki bana neyi soruyordu? En büyük sayının, büyük sayının, en büyük sayının en küçük sayı oranını soruyordu. Peki büyük sayı kaçtı? 54'tü. Küçük sayı kaç? 34. Peki ikisi de 2 ile sadeleşir. 2'ye böldüğümüzde arkadaşlar şöyle 2 ile sadeleştirdiğimi düşünüyoruz. Şöyle diyelim kaç oluyor? 27'ye 17 oluyor. Hangi şık? C şıkkıdır diyoruz. Birimli oran birimsiz oran ne demektir onu inceleyelim arkadaşlar. Aynı birime sahip olan niceliklerin karşılaştırılmasında oran birimsizdir. Farklı birime sahip olan niceliklerin karşılaştırılmasında oran birimlidir. Şimdi ne diyoruz biz? Şimdi 12 santimetre bölü 10 santimetre. Arkadaşlar ikisi de gördüğünüz gibi uzunluk ölçü birimidir ve santimetredir. Ne yapar? Santimetreler birbirine oranlar arkadaşlar. Bölündüğünde ortada birim kalmaz. Peki 12'yi de 2 ile sadeleştirdiğimizde 6, onu 2 ile sadeleştirdiğimizde 5. Gördüğünüz gibi bu ifade 6 bölü 5 olur. Santimetreler gider. Birimleri de sadeleşti. O yüzden buna birimsiz oran denilir arkadaşlar. Birimi yok. Evet. Bakalım 10 saniyenin 150 metreye oranı. Şimdi birisi saniye, birisi metre. Birisi zaman ölçü birimi, birisi ise uzunluk ölçü birimi. Bunlar birbirine çevrilemez arkadaşlar. Peki sadeleştirmemizi yapalım. Onunla sadeleştirdik. Ne oldu? 1 bölü 15. Bakın birimleri sadeleştiremiyorum. Bunu da şu şekilde yazıyorum. Saniye bölü sılaş işaretiyle metre. Bu ne oldu? Gördüğünüz gibi birimi var. Buna da birimli oran denildi arkadaşlar. Peki 5 metre bölü 10 santimetre. Bakın metre ve santimetre ikisi de uzunluk ölçü birimi. Metreyi santimetreye çevirebilirim. 1 metre kaç santimetre arkadaşlar? 100 santimetre. Bakın metreyi santimetreye çevirdim. Aşağıda ne var? 10 santimetre var. Santimetreler sadeleşti. 10'la da 100 sadeleşti. Ne kaldı? 5 çarpı 10'dan 50 kaldı. Gördüğünüz gibi birimleri de sadeleşti. O yüzden buna birimsiz oran diyoruz. Evet. 40 elmanın 30 armuta oranı. Sıfırlar sadeleşti. 4 bölü 3. Peki elma armutla sadeleşir mi? Bir elma bir armut farklı cinsidir arkadaşlar. Bunlar 4 bölü 3, elma bölü armut şeklinde yazıyorum ve bu da arkadaşlar birimli oran oluyor. Gördüğünüz gibi birimleri var. Peki 70 kilogram 20 santimetre. Birisi ağırlık ölçü birimi, birisi uzunluk ölçü birimi. Bunu birbirine çeviremiyoruz arkadaşlar. Peki sadeleştirmeyi yapalım. 7 bölü 2 kilogram ve santimetre sadeleşemiyor. Farklı ölçü birimleri olduğu için kilogram bölü santimetre şeklinde yazıyorum. Ve bu da gördüğünüz gibi birimli orandır. Peki aşağıdaki örneğimiz 25 saat bölü 12 dakika. İkisi de zaman ölçü birimidir. Saati dakikaya çevirebiliriz. Neydi arkadaşlar? 1 saat 60 dakika. 25 çarpı 1 saat 60 dakika olduğuna göre saati dakikaya çevirdim. Gördünüz mü? 60 ile çarptım bölü 12 dakika. Dakikalar sadeleşti. Peki 12'ye bölelim. 1, 12'ye bölelim. 5, 25 çarpı 5, 5 kere 5, 25 arkadaşlar elde var. 2, 5 kere 2, 10, 125. Gördüğünüz gibi dakikalar gitti. Bu da birimsiz birimi yok. Birimsiz oran diyoruz. Arkadaşlar birimli oran birimsiz oran bu şekilde bulunuyor ve birimleri birbirine çevirmeyi iyi öğrenelim. Mesela şurada ne dedik arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 metre 100 santimetre dedik bunu bilmemiz gerekiyordu. Burada ne dedik 1 saat 60 dakika bunu çevirmeleri bilmemiz gerekiyor bilmemiz gerekiyordu. Peki diğer sayfamız. Doğru mu yanlış mı sorusu? Hemen bakalım. Ali'nin yaşının Ayşe'nin yaşına oranı birimli orandır. Arkadaşlar ikisi de yaş. Ali'nin yaşının Ayşe'nin yaşına oranı. İkisi de yaş olduğuna göre bu birimsizdir. Bana ne demiş? Birimli demiş. Yanlış. Birimsiz oran olacak. Peki ikinci. Banu'nun boyunu boyunun Onur'un kilosuna oranı Birisi boy arkadaşlar, birisi kilo. Birisi uzunluk ölçü birimi, birisi ağırlık ölçü birimi. O zaman bu nedir? Boy ve kilo sadeleşemeyeceği için, farklı birimleri olduğu için birimli orandır. Doğru. Depoda kalan benzin miktarının kullanılan benzin miktarının oranı birimsiz orandır. Arkadaşlar, sonuçta ikisi de benzin miktarını ölçüyor. Litre, desilitre, santilitre artık neyse, bunlar ikisi de sıvı ölçü birimidir. O yüzden aynı birim olduğu için sadeleşir ve birimsiz olur. Bu da doğrudur. Aynı birime sahip oldukları için. Peki, bir otobüs 3 saatte 250 km yol gitmektedir. Otobüsün aldığı yolun geçen süreye oranı 250 bin kilometre bölü 3 saattir. Hemen bakalım doğru mu yanlış mı? Diyor ki otobüsün aldığı yolun geçen süreye oranı yani yol bölü süre. Bana bunu soruyor. Yol ne? 250 kilometre yol almış. Kilometre. Peki süre ne? 3 saatti. 3 saatte bu yolu almış. Normalde oranımız nedir? Birimli bir orandır. Kilometreyi saate çeviremem. 250 bölü 3 kilometre bölü saat demektir bu. Bana ne demiş? 250 bin kilometre bölü saat demiş. Yanlış arkadaşlar. Doğrusu bu olacaktı. Bu ifade yanlıştır. Peki 8 litre bölü 5x oranı birimsiz oran olduğuna göre x yerine gram gelemez diyor. x arkadaşlar birimiymiş. Şimdi birimsiz olduğuna göre bu x de arkadaşlar sıvı ölçü birimi olmalı. Sıvı ölçü birimi ne? Litre olabilir, santilitre olabilir, desilitre olabilir, mililitre olabilir falan gidiyor arkadaşlar. Ama bana ne diyor? X yerine gram gelemez. Evet gram ağırlık ölçü birimidir. Gelemez. Gelebilir. Ama gelince ne olur? Birimli oran olur. Birimsiz olmaz. Birimsiz olabilmesi için gram gelemez. Bu ifade doğrudur. Peki diğer sorumuz. içi boş 500 litrelik bir depo 5 saatte dolmaktadır. Depoya koyulan suyun mililitre bölü saniye cinsinden değeri kaçtır? Arkadaşlar, mililitre bölü saniye cinsinden. O zaman bu ne demektir? Şöyle hemen yazalım. Bana litre olarak vermiş. 1 litre kaç mililitredir arkadaşlar? 1000 mililitredir. Bakın bu birimleri öğrenelim. 1 bir saat bedava ne diyor? 5 saatte doluyor ama saniye istiyor. Bu saat bu saniye. O zaman hemen onu da yazalım. 1 saat arkadaşlar şöyle diyelim öncelikle. 1 saat 60 dakika 1 e, saniyede pardon 1 dakikada 60 saniye olduğuna göre arkadaşlar 1 saat o zaman 60 çarpı 60'dan 3600 saniyedir deriz arkadaşlar birimleri bu, bu şekilde çevirdik. Peki şimdi bana ne diyordu? Mililitre bölü saniye cinsinden istiyordu. O zaman şöyle diyelim şuraya 500 litre bölü kaçtı? 5 saatti. 5 saat çevirelim mililitreye. Ne yapacağız? 500 çarpı arkadaşlar 1000 diyeceğiz. 1000 mililitre bölü 5 saat de arkadaşlar saati niye çeviriyoruz? Saniyeye benden istedi o. Kaç saniye? 3600 saniye. Evet şimdi sadeleştirebiliriz. Şu iki sıfırlar gitsin. Şu 5'te gitsin 100 olur arkadaşlar Peki burada da 36 kaldı e, kaça bölelim yine dörde böldüğümüzde 25 olur dörde, dörde böldüğümüzde 9 olur. Gördüğünüz gibi 250 bölü 9 arkadaşlar şöyle kaydırayım rahat yazayım mililitre bölü saniyedir diyoruz tamam mı bu şekilde buluyoruz şu çevirmeleri iyi öğrenelim arkadaşlar.